Futbol Muhabbeti YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Ben Güney Sentürk, Yavuz Aygün'le birlikte karşınızdayız sevgili dostlar. Galatasaray transfer gündemini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Tabii ki de UEFA'ya listeler verildi. Bu listeler az sonra gözden geçireceğiz. Kimler var, kimler yok, bunlara mutlaka bakacağız. Sizlerden ricamız tabii ki de öncelikle bu yayına like atmanız. Like bizim için çok önemli. Belli bölümlerde sizlerin mesajlarını alacağım. Son bölümde tamamen sizlerin mesajlarını soru cevap kısmına geçeceğiz sevgili dostlar. Bunu da hatırlatmak isteriz. Tabii şu anda bir anket paylaştım. Bu anket baştan sona kadar kalacak. Galatasaray transfer dönemini nasıl geçirdi? Tabii devam ediyor ama şu ana kadar düşünelim. Yani şu ana kadar nasıl geçiriyor? Buna odaklanalım. Mesela şu anda bakıyorum 51 kişi oy kullanmış ve iyi diyen %65, kötü diyen %35. Evet, şu ana kadar nasıl bir transfer strateji izliyoruz Yavuz abi, ve bu stratejiyi beğendin mi? Dün çünkü inanılmaz derecede yönetime bir baskı vardı, eleştiri vardı. Bu eleştirilerden bizler de nasibimizi aldık. Bizleri de şu anda eleştiriyor bazı arkadaşlarımız. Saygı duyarız. Ama şuna bakmak lazım. Galatasaray orta saha transferi yapması gerekiyordu bana göre de. Ama 6 numara transferi olmadı ve Galatasaray transferi kapatmadı. Devam edecek ama bu 6 numara UEFA'ya yetişmedi. Bu sebepten dolayı Galatasaray taraftarı bir hayli tepkili. Senin yorumlarını almak istiyorum ben Yavuz abi. 6 numara gelmedi. Bunu nasıl yorumluyorsun? Dünkü heyecanını biliyorum. Yani sen de benim gibi telefon elinde bir yerlerden bilgi almaya çalışıyorsun. Bir transfer oldu mu olmadı mı buna bakıyorsun. Dünü nasıl yaşadın? Dün saat 1 olduktan sonra bir hayal kırıklığı var mıydı? Herkese iyi akşamlar. Şimdi insanların eleştirdiği konularda haklılık payları da var ama haksız olduğu durumlar da var. Çünkü öncelikle biz burada 2-2,5 aydır konuşurken Galatasaray'ın bütün transfer dönemi itibariyle Galatasaray'ın özellikle hocanın da transfer döneminin en başında vurgu yaptığı şey futbolcuların yaş kriterleriydi. Genç oyunculara yönelmekti. Galatasaray istediğini transfer dönemi itibariyle, bu benim fikrim, %80-%90 nezdinde bence başarılı oldu. Hem oyuncuları bonservisleriyle satın aldı, hem de yaş grupları oldukça yerinde transferlerdi. Bunun yanı sıra takımdan gidecekler de zaten 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray'ı takip eden insanlar tarafından biliniyordu. Kiralık olanlar oldu. Kiralık gönderilenler oldu. Falcao'nun sözleşmesi feshedildi. Şu anda herkesin konuştuğu bir Babel var. Kasımpaşa ile görüştüğü iddia ediliyor ama Galatasaray'dan aldığı yıllık ücreti Kasımpaşa muhtemelen karşılayamayacak. Orada belki bir maaşının bir kısmını Galatasaray ödeyecek ama bu arada UEFA listesine Babel yazıldı. Ama tabii bütün bu 2-2,5 aylık sürenin sonunda herkesin haklı olarak eleştirdiği konuda 6 numaraydı ve orta sahaydı. Bu takıma, bu gençleştirme operasyonuna doğru bir oyun aklı koyabilecek bir 6 numara. O yerinde bir transfer. Getson'u çok konuştuk. Hocanın hala Getson'u istediğini söylüyoruz, düşünüyoruz. Aynı Halil Dervişoğlu olduğu gibi. Ama tabii ki önümüzdeki 5 günde bu transfer gerçekleşir mi gerçekleşmez mi, ama artık UEFA listesine yazılmayacağı kesin. Orada bir hayal kırıklığı oldu belki de. Ama şöyle bakmak lazım. Hocanın 10 numaralı formayla ilgili yapmış olduğu yorumdan yola çıkarsak 10 numaralı forma hala boş. Evet. Bu 5 günde transfer olur olmaz. Transfer çok dinamik bir durum. Sadece bu saatten sonra olabilecek transferlerde sadece UEFA listesine yazılamayacak. İnşallah Galatasaray UEFA gruplarında başarılı olur. Eğer 6 numara veya bir orta saha transferi olursa gruplardan sonraki maçlarda da fayda sağlar. Evet, biraz yorum okuyalım arkadaşlarımızın, izleyenlerimizin, onların düşüncelerini alalım. Ali Veli, size soruyorum, Avrupa'yı boş verdik artık, Trabzon maçında gol yemeden biter mi? Ben zannetmiyorum demiş. Böyle bir yorum getirmiş. Avrupa'yı Niyazi... boş verdik. Çok
Çok acımasız değil mi? Acımasız. Ama boş vermeyeceğiz. Yani tamam, sonuç itibariyle 6 numara yazmadık ama yazılmadı ama boş vermek yok. Sonuç itibariyle Galatasaray takımı çıkacak. En iyisini verecek. Tabii orada da bazı sıkıntılar var. İyi bir grup var maalesef. İyi grupta biz de sonuna kadar şansımızı zorlayacağız. Çıkacağız, oynayacağız. Fatih Hoca'nın inancına iyi olacağına inancım var açıkçası. Niyazi Can çık, Marko yani ne olacak? Marko büyük ihtimal takımda zaten kaldı. Listeye de eklendi ve affedilecek. Cezası bittikten sonra oynamaya başlayacak. Bundan evet, şüphem bugün, yok. Bugün de zaten antrenmanlara başladı. Evet, onu da söyleyelim. Nelson sağ stoper oynarsa daha iyi olur demiş Bro 1905. Emre Güreş kötü diyemem abi çünkü sıfırdan kadro kuruluyor. Beşiktaş ekleme yaptığı için onların işi biraz daha kolaydı. O yüzden iyi ama eksik var tabii demiş. Özgür Kaya 10 numara sürprizi bence Felipe Melo olacak demiş. Ali Gültekin, Musa Yıldız ve Fatih Terim aynı kafa. Fatih Terim Babel ve Arda'dan vazgeçmiyor. Musa Yıldız Dieng'den vazgeçmiyor demiş. Yani şunu söylemek zorundayım. Şimdi Galatasaray transferlerine baktığımız zaman kimler aldı abi? Hemen şöyle göz ucuyla bakalım. Benim aklıma gelenlerini. Çünkü iyi bir bakın iyi bir transfer sezonu geçirdik. Bence. Sadece 6 numarayı böyle kenara bırakalım. Şimdi bak. Sol bekini hallettin mi Van Oğuz'la? Abi. Sağ bekini Boye'yle hallettin mi? Stoperini evet. Nelson'u ekledin mi? Ekledim. Evet. Şimdi ön tarafa gel. Berkan geldi mi abi? Geldi. Çıkıldoğal geldi mi? Geldi. Geldi. Morutan geldi mi? Geldi. Geldi. Yani bunların ortak paydasına baktığımız zaman bir Van Aanholt yaşlı diyebiliriz. Genç bir transfer yapısına döndük. Yani genç oyuncular aldık. Yani sonuç itibariyle yaşlıya para vermedik. Evet, bonservise çok fazla para harcadık. Burada haklılar. Bazı arkadaşlarımız eleştiriyor. Çıkıldağ'a 6,5 verilir mi? Nelson'a verildi. Burunlara verilecek parayla orta saha alınabilirdi diyen arkadaşımız da çok. Ama abi baktığımız zaman da verilen maaşlar çok düşük. Gerçekten bu dengeyi çok iyi korudu Galatasaray. Ve bonservis bedelleri de piyasaya baktığımız zaman çok değil abi. Ya şimdi Avrupa Halil'i saymadık. Özür dilerim. Halil son gün evet. Gelmişti Halil. Halil de çok iyi transfer geldi. Bu arada. Bonservis piyasasına baktığın zaman özellikle Avrupa'da bu yaşta 21, 22, 23 ve 24 yaşlarında oyuncular transfer ettiğin zaman bir son dakika var. Ortama 6-7 veriyorsun zaten. Son dakikayı görelim. Son dakika hemen Alanya Spor Galatasaray'da forma giyen Emre Akbaba ile prensip anlaşmasına vardı. Emre Akbaba eski kulübü Alanya Spor'da 1 yıllık forma giyecek. Emre Akbaba'nın yıllık ücretini Alanya Spor ödeyecek demiş. Bu habere imza atan Radyo Spor'dan ve Ajans Spor'dan Sayın Salim Manav. Bunu da eklemiş olalım. Ve Emre Akbaba'yı gündüz saatlerinde zaten Salim Manav, Emre Akbaba ve Alanya Spor görüşmesini yazmıştı. Emre Akbaba zaten bugünkü antrenmanda da yer almadı. İzinliydi. Muhtemelen Alanya Spor'la görüşmeleri itibariyle. Eğer anlaştılarsa hayırlısı olsun. Maaşının Alanya Spor tarafından karşılanması da mali açıdan bakıldığı zaman bir avantaj gibi görünüyor. İnşallah Emre Akbaba sakatlanmadan önceki Galatasaray'a transfer olduğu dönemdeki Emre Akbaba potansiyeline ve performansına dönüş yapacaktır. Evet, 1905 gelsek maaşlar düşük ve bonservisler taksitli kaliteli bir iş demiş. Bu arada Barış Alper'i de saydı. Bunu da söyleyelim ya. Yani hepsini şimdi liste tutmadım açıkçası. Normalde hazır olurum ama bugün çok fazla vaktim. Transferimiz var. Evet, şu an çok fazla hazırlanamadım çünkü işten yeni geldim. Fazla hazırlanma şansım olmadı bu yayına. Sevgili dostlar, listeyi hazırlayamamıştım. Şimdi şu an UEFA'ya verilen listeyi Galatasaray resmi sitesinden açtım. Fernando Muslera, Luyendama, Yetlin, Atalay Babacan, Taylan Antalyalı, Çıkıldao, Alpaslan Öztürk, Marko, Patrick Van Aanholt, Barış Alper, Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Ryan Babel, Arda Turan, Mustafa Muhammed, Halil Dervişoğlu, İsmail Çipe, Fegulli, Ömer Bayram, Embaye Cagne, Olimpiyon Morutan, Boye, Berkan Kutlu, Berk Balaban, Victor Nelson
görüyoruz. Burada benim aslında gözüme çarpan nokta, biz orta saha dedik, en azından 6 numara istedik UEFA'ya, ama Aytaç Kara yazılmadı orta sahada. Evet. Bu da enteresan değil mi? Çok enteresan. Aytaç Kara Galatasaray'ın ilk transferi zaten bu sezon. Tabii. Ama, mesela ben orta saha beklerken, transferi beklerken bir anda orta sahadaki bir oyuncu yazmıyorsun. Orada şey var. 4 artı 4 artı 17 kuralı var 25 kişilik listede. Muhtemelen Aytaç orada bir takıldı. Oradaki matematiğe takıldı. Ya bir de şimdi tabii şimdi Futbol Menajer oynayanlar mutlaka biliyordur. Orada listeyi hazırlarken Galatasaray altyapısından çıkmış vesaire oyuncuları da eklemen gerekiyor. Arda Turan da bu listeden, bu kuraldan dolayı katıldı sevgili dostlar. Bunu da söyleyeyim. Evet. Devam edelim sizlerin yorumlarımıza. İbrahim Koyuncu, günay kardeşim, sağ olsun hocamız yine asker arkadaşlarına UEFA'yı ekledi demiş. Bak az önce bahsettiğim olay. Arda Turan bu sebepten dolayı eklendi. Diğer listeye baktığımız zaman çoğu liste çok mantıklı geldi bana. Yani bir tek Arda Turan, yani, bir de Babel'i söyleyebiliriz. Babel'i şöyle söyleyebiliriz. Babel iki gündür oldukça yazılıyor çünkü Kasımpaşa'yla olmayacak gibi buraya yazıldıktan sonra yapıldı. Ya işte o denklemi muhtemelen anlaşamadılar henüz. Babel'in Galatasaray'dan aldığı maaş yükünün Kasımpaşa için yüksek olduğunu düşünüyorlar veya bir kısmını ödeyecekler vesaire. Orada bir matematik var. Ya bu görüşmeler sürerken Babel'in UEFA listesine yazılıp yazılmaması kesinlikle hoca tercihi. Yani yazılmasa da neden yazılmadı derdik veya derlerdi muhtemelen. Ama Arda Turan konusunda ya benim Arda Turan konusunda artık çok söyleyebileceğim bir şey yok, ama Arda Turan tamamıyla altyapısından yetişmiş bir kişi olduğu için o listeye yazılmıştır. Evet, Furkan 1905, günay. Halil Dervişoğlu'nda opsiyon yokmuş. Bu çok kötü oldu. Ön alım hakkı var diye söyleyebilirim size. Hı-hı. Yani ben öyle açıklandı. Ben çok ciddi bir yerden öğrendim bunu. Satın alım hakkı bizde diye söylenmiş oyuncuya. Bunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray almak isterse öncelik Galatasaray'ı seviyor dostlar. Bunu net ifadelerle söyleyeyim, ama orada bir rakam yok. Keşke bir rakam olsaydı. Yani 7 milyon euro, 8 milyon euro artık neyse, bir rakam olsaydı. Yani birdenbire Halil bu yıl inşallah patlama yapacak. Daha iyi oynayacak. Burada Brentford bir anda şunu söyleyebilir. İyi performans sergilerse 15 milyon euro diyebilir Yavuz abi. Kaptaki açıklama tam olarak şöyle. Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford'la oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Evet, bunu söylemiş. Herhangi bir bedel açıklanmamış, ama ön alım hakkı Galatasaray'da olduğu yazılmış. Bu da ayrı bir detay sevgili dostlar. Cihan Reis, günaycığım. Başka altyapıdan adam yok mu da bu top oynamayı bilmeyen Arda Turan'ı yazıyor. Evladı olduğu için yazıyor demiş. Ya bir de tecrübeli olarak tercih etmiş olabilir Arda Turan. Yani ya Arda şey Turan diyemiyorum. Avrupa kariyeri olduğu için, Avrupa tecrübesi olduğu için yazılmıştır. Bugün çokça yazıldı. Muhtemelen yarın veya en geç pazartesi günü gibi açıklanacaktır. Yunus Akgün Adana Demirspor'da geçirecek yine sezon kiralık olarak. Eğer hoca yeterli görseydi bence Yunus Akgün de bu listeye dahil edebilirdi. Onu da söylemiş olalım. Peki şimdi 6 numara yok. 6 numara için konuşulan isimler başında Dienk geliyor. Bu arada Elneni'nin neden olmadığını biliyorum. Elneni gerçekten mali bir anlaşma. Orada farklı olaylar da var. Araya gerçekten Beşiktaş girmiş abi. Bak net öğrendim. Beşiktaş bu transfer olmamasın. Bak bu ciddi söylüyorum. Bak vallahi billahi çok ciddi bir yerden öğrendim. Doğrudur. Beşiktaş. Sen kolay kolay söylemezsin zaten. Beşiktaş bu transfer olmaması için araya girmiş abi. Ya Beşiktaş bunu geç sonunda da yaptı. Maalesef diyorum, çünkü
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının katıldığı programda özellikle birbirimizin transferlerine müdahil edip oyuncularının pazarını veya fiyatlarına artış sebep olmayalım diye ricada bulunan Ahmet Nurçevi'ydi. Ama maalesef bunu Getson'da da yaptılar. Muhtemelen senin de söylediğin gibi Elneny'ne de yaptılar. Ya bir de şöyle bir şey, bu Fenerbahçe yapıyordu bunu. Ama Fenerbahçe alıyor. Evet. Aldı yani. Beşiktaş almıyor. Beşiktaş farklı bir iş için girdi olaya. Fener konusuna girersek çok farklı devam ediyor. Fenerbahçe Halil'de de girdi. Devreye. Halil Galatasaray'ı çok istedi. Muzaffer abi de Galatasaray'ı istedi. Bu sabitten dolayı burada Halil Galatasaray'a geldi. Halil Derviş oldu. Fenerbahçelilerin Galatasaray'la yarışa girip finişi gördüğü bir şey yok. Ya var da o sonrası önemli. Mert Hakan Yandaş'a bakalım şimdi mesela. Mert Hakan Yandaş başka bir şey. Yusuf Erkan, ön alım hakkı nasıl bir saçmalık? Minimum bir tutar vardır. Adamlar 30'a satmayı düşünüyoruz. Alırsanız ilk siz alın mı diyecek. Yok ya da satmıyoruz mu derlerse. Bu konu hakkında da bilgim var. Yavuz abi. İkili ilişkiler anlamında belki bir fiyat konuşulmuştur. Hayır. Ama söyleyeyim yazılmamıştır. Mi? Bak söylüyorum. Brentford Halil'i satmak istemiyor. Halil gitmek istiyor abi. Ya Brentford'un Halil'i satmak istememesi de ticari anlamda baktığın zaman mantıksız bir durum değil. Geçen sene Altay'da Halil'in göstermiş olduğu performans ortada. Galatasaray'ın ısrarla Halil'i istemesi ve bu sene başında bunu yapmış olması, bir sene istemesi, bütün bunları alt alta koyduğun zaman Brentford tabii ki satmak istemeyecek. İnşallah en azından Galatasaray cephesinden düşündüğümüzde Halil bu sene bütün bir sezon Galatasaray forması altında geçtiğimiz 6 ayda yapmış olduğu performansın üzerine çıkarak daha iyi performanslar sergilediğinde Brentford'un da eli güçlenecek. Bu çok mantıklı bir hareket. Onların ilk etapta satmak istememesi. Evet Yusuf Erkan'ın okuduk. Özcan Balık, Halil transferinde öncelik hakkı bir avantaj sağlamayacaktır. Biz 6 teklif etsek Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 8 teklif edecek. İşi zorlaştıracaklardır demiş. Burada futbolcu giriyor işte devreye. Ya işte bak şöyle bir durum oldu. Halil ben Galatasaray'a gitmek istiyorum dedi. Halil'e İtalya'dan teklif vardı. Almanya'dan teklif vardı. Bu takımların isimlerini de biliyorum. Söylemeyeyim şimdi. Halil gerçekten Galatasaray istedi. Yani burada farklı bir herhalde hava var Fatih Hoca'dan kaynaklı. Giden futbolcular istiyor. Getson da Galatasaray istiyor. Sonra konuşacağız. Evet. Jordan Kiwi iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Getson yedek kaleciyle ilgili bir gelişme var mı? Getson'u konuşalım. Ben Getson'la alakalı aldığım bilgiler, bunu Süleyman abi de yazdı. Süleyman Rodop dün. Rakam da vereceğim ama şimdi. Abi nakit istiyor Benfica parayı. Ki Brentford da Halil için nakit istiyor normalde bonservis için. Nakit diyor ki Getson için getir parayı, kal kardeşim. Al git kardeşim diyor. Getson'a istenen para 15 milyon euroymuş abi. Galatasaray bunu karşılayamıyor. Yok diyor, veremeyiz. Yani evet, nakit anlamında karşılamıyor. Galatasaray muhtemelen masaya Getson için oturduğunda bu sene itibariyle yapmış olduğu bütün transferlerde uyguladığı yöntemi Benfica tarafına sundu. 3 senelik veya 4 senelik vadelerle ödeme planını. Ama Benfica dedi, senin de dediğin gibi herkes en azından konuyu takip eden, derinlemesine bu konuyu takip eden insanlar yazdı. Benfica tarafının 15 milyonu, ben 10 milyon diye okumuştum. Sen şimdi 15 dedin. Net bilgi. 15 milyon abi. 15 milyon nakit istediği yönünde. Muhtemelen son 5 gün transfer dinamik bir olaydır ama en azından bir hafta 10 gün öncesinde Galatasaray Getson transferiyle ilgili düşüncelerimi biraz daha soğuk durumda gibiyim. Yani biraz daha kötü düşünüyorum en azından. Olmayacakmış gibi düşünüyorum.
Eyüp Yıldız iyi yayınlar demiş. Eyüp abiye selamlarımızı iletelim. Mest Kibar da demiş ki Jetson'u unutalım. Sonrasında... Zaten şöyle bir şey var. Lafını valla kesiyorum ama bir saat önce Benfica Şampiyonlar Ligi grupları için listesini güncelledi. Listede Jetson var. Evet, Birol 1905 de yazmış. Tam onu okuyacaktım. Jetson'u listeye yazmışlar. Artık bu korku kapanmalı demiş. Çok takılıp kaldığımızı düşünüyor musun Jetson'da? Belki çok takılı kalmadık. Jetson bu ısrarı hak eden bir futbolcu. Ama tabii işte 2 Eylül dün geceye kadar aslında bu işin bitmesi gerekiyordu. Orada da durum içindeki detaylar senin anlatmış olduğun gibi Benfica tarafının bonservisinin nakit istemesi. Yoksa oyuncu tarafında hiçbir sıkıntı yok. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istedi. Metin Sümer, günay kardeşim. 15 gündür hiçbir yorumumu okumadınız. Eyüp Bey'le olan yayınlarda da 60'lık ihtiyardan selamlar, sevgiler, canı sağ olsun demiş. Vay, 2-3 gün önce okuduğumu hatırlıyorum Metin abi. Sevgilerimizi de yollayalım sana. Bitmeyen aşk demiş Aydın Kılıç. Metin Çelik de zaten Türkiye Ligi için alınacak bu saatten sonra. Kapanacak bir durum yok demiş. Seri iş yapar mı? Seri de konuşuluyor biliyorsun. Ama olmayacağını ben söyleyeyim. Seri olsaydı muhtemelen olurdu bu saate kadar. En azından dün gece itibariyle son dakika bir manevrasıyla seriye dönerdi hocam. Osman Osmanoğlu, takımımız iyi, taraftarın tadını çıkart, tarafların tadını çıkaralım aslanlar demiş. Sevgili dostumuza selamlarımızı iletelim Osman Osmanoğlu'ya. Kubilay, bahse varım Ocak'ta Jetson bizde, kaynak yeni stat sponsoru olur demiş. Yani Galatasaray'ın ısrarı devam edecekmiş gibi duruyor. Ben tabii söyleyeyim ki. Bu burada kapanmayacak. Onyekuru'ya benzedi bu iş aslında. Hoca bu kurmuş olduğu dinamik ve genç kadroya Jetson'u katmak istiyor. Kubilay arkadaşımızın yazdığı gibi belki de Ocak ayına kaldı. Atakan 1905 Okay Galatasaray gelecekmiş, doğru mu demiş. Yani ben Okay'ı beklemiyorum abi, bilmiyorum. Ben de Okay gelse ne olacak ki, yani ne olacak? Ya çok yazıldı, çok çizildi. En son bugün bir Twitter'da bir yazı okudum. 1.1 milyon euroluk bir maaş Okay için Galatasaray teklif etmiş diye okudum ama hiç öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Galatasaray bu sezon itibariyle yapmış olduğu bütün transferlerinde bir tek yanlış hatırlamıyorsam Van Aanholt'un maaşı yüksek. Onun dışında hepsi çok düşük cüzi miktarlarda Okay'a o paraların verileceğini, teklif bile edileceğini düşünmüyorum. Kaleci transferine geçelim abi. Kaleci transferi de bizim için önemli açıkçası. Şöyle düşünmek lazım bir de. Muslera'nın performansı bir hayli düşük. Dün akşam da bir gol yemiş. Bununla alakalı ben de bir yorum yaptım sevgili dostlar. Evet, bugün bayağı dolaştı sosyal medyada. Yani hatalıdır. Konusunda daha uzman bir kişisin. Ya yani ben yazarım. Alalım. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben, o pozisyonda tek başıma ben böyle bir şey söylemem. Hemen birkaç tane kaleci antrenör arkadaşına istişare yaptım. Hemen aradım. Yani ne düşünüyorsun diye. Çünkü benim işim zaten kaleci antrenörü. Yani ben yıllardır kalecilik yapmışım. Kaleci antrenörlüğü yapmışım. Zaten bunu en iyi sen biliyorsun Yavuz abi. Hı hı. Birkaç kişiyle konuştum. Yani ortak kanı benim gibi düşünüyorlar. Muslera'nın, yani bunu niye açıklıyorum biliyor musun? Beni gene orada birkaç kişi linç etti. Yani Muslera top vuruyor abi adam. Kontrpide kalıyor. Çarpıyor, kontrpide kalıyor. Ama bakın, bizim kaleci antrenörleri olarak öğrettiğimiz ilk şeylerden bir tanesi nedir? Blokaj, yani üzerine gelen top nasıl tutulur? İşte W şeklinde vesaire. Çok detaya girmeyeyim. Yatış. Yatış nasıl yapılır derdiniz. Yatışı bakın öne doğru yaparsın. Yani şöyle. Yatışı buraya doğru yaparsan golü yersin. Muslera'nın, bakın Muslera'nın tekrar evet. Gidin. Muslera geriye doğru gidin. Geriye doğru gittin mi geçmiş olsun. Gerilemeyeceksin. Öne doğru gideceksin. Birinci hatası burada. Pozisyon takibi orada
iyi ama ikinci hatasını söylüyorum. Parmak ucunda değildi. Parmak ucu bir kalecinin en büyük silahıdır. Eğer ayak tabanları yere basıyorsa, eğer bir tanesi de dahil, o pozisyona hazırlanamazsın. Parmak ucunda olsaydı daha hazır kalıp öne doğru hamlesini yapar kurtardı. Çünkü çok sert gelen bir top da değildi. Ama sonuç itibariyle bir kontrpiyede kalıyor mu? Kalıyor. Ama kalecinin yapması gereken reaksiyonları o anda veremedi Muslera. Burada ama şöyle bir şey var. Olumsuzlukla bunu açıklayabilirim sizlere. Şöyle bir şey söyleyeyim mi sana? Bu yorumuna ek olarak veya bunun üzerine de bir şey söylemek istersen. Geriye doğru hamle yapmasının sebebi kontrpide kalması mı? Yani bak hani buraya gitti sonra geri gitti. Bunu yapması lazım. Tamam. Belini döndüremedi. O da işte bak az önce dedim ya belini döndüremedi. Belini döndürememesinin sebebi parmak ucunda olmaması. Hani ters ayaklı dedi ya. Ayak tabanları yere bastığı için öne doğru atamadı kendini. Yani kalecinin reaksiyonunu tamamlayamadı. Ama bak sen hareketin başlangıç noktasını ve olması gerektiğini anlatıyorsun. Evet. Anlatıyorum. Evet. Orada bir belki bir saniyeden bile düşük bir sürede bir kontrpiy pozisyonu var. Eğer ben diyorum ki benimki tabii ki bir soru işareti. Muslera'nın geriye doğru hamle yapmasının sebebi kontrpiyde kalması mı? Olabilir. Hani işte o pozisyonun sonucunda o topu tutabilseydi refleksi iyi bir kaleci olarak mı değerlendirilecekti? Yoksa golü yediği için Muslera ilk hamlesini yanlış mı yaptı olacaktı? Aslında tartışılan bu bence. Burada ben sadece şunu anlattım. Sen de farklı bir pencereden yaklaşıyorsun. Kalecinin reaksiyonu, yani kalecinin doğal olması gerektiğini anlatıyor. Normal bir kaleci öyle olacak. Bu golü X kişide yeseydi aynı şeyi söyleyecektim. Muslera'ydı bunu da söyledim. Muslera'nın performansı maalesef şu an için kötü. İyiye doğru çıkacağına ben hala inancım var. Ama bir kaleci transferi şart. Bundan bahsediyorum. Mesela İrfan Can için hala uğraşılıyor diyor ama bakın ben İrfan Can için inanın şu ana kadar bir bilgi alamadım ya. Senin bilgin varsa buyur abi sen söyle de ki Galatasaray. Yok benim bir bilgim yok. Benim yani İrfan Can özelinde bir bilgim yok ama ben 2 aydır sen de bütün yayınlarımızda konu kaleci transferine geldiği zaman ben aynısını söylüyorum. Galatasaray kaleci transferi etmeyecek. Yazılanlar çizilenler itibariyle İrfan Can üzerinden fikrimi soracak olursan İrfan Can'a 4 milyon bonservis bedeli istiyorlar. Galatasaray 2,5 veya 2+ yetkini öneriyor. Bütün bu senaryoların Galatasaray tarafından teklif edildiği iddia edilen yazılan senaryoların gerçek olduğunu düşünmüyorum. Yedlin'i zaten sağ bek anlamında Boye'nin şu anda yedeği anlamında Galatasaray UEFA listesine de yazdı. İrfan Can için ne 2,5+ Yedlin ne de direkt bir 4 milyon euro bonservis verileceğini düşünmüyorum. Artı Galatasaray Fatih Öztürk UEFA listesine yazmadı. Evet. Şu anda UEFA listesinde Fernando Muslera ile İsmail Çipe var. Ama bunu daha önce de konuşmuştuk. Muslera, Fatih Öztürk ve İsmail Çipe şeklinde Galatasaray sezonu geçirecektir. Bence hata yaptılar. Bilemiyorum. Benim düşüncem bu şekilde. İsmet İnce. Okan Koçuk konusunda evet. İsmet İnce kaleci antrenörü şart demiş. Erdal Şirin kaleci ve yardımcı hoca şart demiş. Ruşen Alkan adam gelir gelmez maça çıktı. Bu adam tatil yapamadı. Anlamak lazım onu da demiş. Ya bu da etkiliyor olabilir. Gerçekten Yavuz abi bu da etkiliyor. Mutlaka. Şu anda da mesela Muslera o kadar yolu geldikten sonra tekrar maça çıkacak. Yani Muslera tecrübesinde bir kalecinin yapmış olduğu hataları tabii ki eleştireceğiz, tabii ki konuşacağız ama biraz önce senin dediğin gibi Muslera performansını her maç yukarı çekecektir. Bu arada Taferel'i isteyen arkadaşlarımız da var. Taferel'le Muslera'nın performansının yukarı çıktığını kabul etmek lazım. Bunu da
ayrı bir yere not etmek lazım sevgili dostlar. Bu arada şöyle bakıyorum. Like sayımıza 110 like'ımız var. Şu bence like'ı biraz daha yukarı çekebiliriz diye tahmin ediyorum sevgili dostlar. Yukarı çekersek çok sevinirim. Mesela Burak Alcı Taferel gelsin demiş. Yani Taferel Brezilya milli takımında devam ediyor bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Muhtemelen son gidişi itibariyle uzun vadeli bir plan proje itibariyle başladı milli göreve. Ben çok geleceğini sanmıyorum. Gelseydi zaten sezon başı itibariyle gelmiş olurdu. Hiç de konuşulmadı farkındaysan. Onun için hiç zannetmiyorum. Peki başladığımız yere geri döneceğiz. 6 numarayı çok konuştuk. Burayı konuşalım. 6 numaraya daha çok yoğunlaşalım. Ya mesela Aslan Kral demiş ki Diyen'le Elneni. Elneni. Ama Elneni istenilen 4 yıllıksa olmaz. Yani ya çok ütopik gelebilir ama şu son 5 gün hem 6 numara için hem de 10 numaralı forma için ben kimsenin ismini bile dahi duymadığı bir sürpriz bekliyorum. Ama tabii ki bu ilk etapta lig için olmuş olacak bu transferler. İnşallah diyelim ama şunu da söylemek lazım. Ben 6 numara için net bir transfer bekliyorum. Yani Galatasaray transferi bence kapatmadı. Galatasaray transferi için uğraştığını biliyorum. Ve bence Galatasaray transfer yapacak. Bu kaleci olmayabilir. Bakın bu kaleci olmayabilir ama bir 6 numara bekliyorum. Jetson için uğraşırlar mı bunu da bilmiyorum ama olmuyorsa çok da zorlamanın anlamı yok. Diyenk için zorlarlar mı? Bunu bilemiyorum. Sence Diyenk için Galatasaray zorlar mı? Ya zorlayacağını sanmıyorum. Son bir aydır Diyenk hiç konuşulmuyor bile. Son bir aydır benim anladığım kadarıyla veya okuduğum kadarıyla Fatih Hoca da Getson tarafına çok oldukça yöneldi. Hatta 2-3 gün öncesinde sosyal medyada da bu yazıldı, çizildi. Fatih Hoca direkt olarak Benfica yetkililerinle özel olarak görüşme yaptığı falan yazıldı. Ama tabii ki UEFA listesi için başarılı olunamadı şu an için. Bu 5 günde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama senin biraz önce ısrarla söylediğin 15 milyonluk euroluk bir durum var. Galatasaray şu anda onu ödeyebilecek bir durumda değil. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman Getson defteri kapanmış gibi duruyor. Eylül transferi itibariyle, yaz transferi itibariyle. Ama çok farklı bir 6 numara, biraz önce dediğim kimsenin ismini bile duymadığı bir 6 numara olabilir. Kimsenin tahmin etmediği Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyebilecek bir transfer olabilir. Mustafa Muhammed kaldığı için tahmin ediyorum forvet bölgesi bu şekilde devam edecek. Mustafa Cagne ve Halil Dervişoğlu olarak. Babel gider mi? Gittikten sonra başka bir hikaye yazılır mı sol taraf için? Onu ayrıca konuşmak lazım. Genel itibariyle sosyal medyada yazılan sol bek alternatifimiz yok. Sol bek tarafında bir transfer bekleniyor. Taraftarların algısı bu yönde. Bütün bunları 5 gün içerisinde göreceğiz. Murat İsazade artık transfer yapsa ne olur? UEFA maksimum 3-4 puan toplarız demiş. Yine Karabela 1905 Katüleyemiz. Bence bu sene yönetimin hedefinde UEFA yok, hedefleri lig, dolayısıyla kasmadılar demiş. Buna da katılmıyorum. Uğraştılar abi Jetson için. Olsaydı Jetson yapılacaktı, o transfer yapılacaktı ama bence de. Burak Elmas'ın bu dün çok yazıldı, çizildi sosyal medyada. Burak Elmas'ın bir sözü var. Bunu tweet olarak atmış. Panik transferi yapmamak lazım demiş. Burada buna katılıyorum. Herhalde bitmedi. Panik transferi de yapmak istemedi yönetim. Yani şapkadan tavşan da çıkabilir son 5 günde. Ama
durum itibariyle UEFA listesine yazılamayacağı olur bu saatten sonra. Mert, belki hala görüşmeler devam ediyor. İşte aldığımız bilgileri sizlere net bir şekilde iletmeye çalışıyoruz sevgili dostlar. Mert demiş ki UEFA'da iyi bir kura çekseydik transfer yapılmamasını anlardım ama bizim grup için özellikle 6 numara transferi şarttı. UEFA kupasını bir yere bir kenara koyamayız. Kulübümüzün kuruluş felsefesine ters demiş. Bir de kesinlikle. Peki geçen yıl Taylan bizi iyi idare etti. Ben öyle düşünüyorum. İyi idare etti, iyi götürdü. Beklenenin çok üzerinde. İyiden daha iyi. Evet, iyiden de iyiydi. İyiden de iyiydi. Peki bir anda performansı kötü. Şimdi biz Muslera'ya sabır diyoruz. Sabrediyoruz. Muslera'nın her hatasına diyoruz ki tamam, bu kaleci Muslera bize birçok başarı kazandırdı. Tamam, sabrediyoruz. Fatih Terim de bazen hatalar yapıyor. Fatih hocamızdır diyoruz. Diyoruz ki yapar, olur, böyle hatalar olur. Tamam. Veya X bir tane yabancı transfer geliyor. Mesela Çıkıldağ, şu an diyoruz ki ne olduğu belli değil diyen arkadaşlarımız var. Ben çok beğeniyorum. Onda da sabır diyen arkadaşlarımız var. Ama Taylan bir hata yaptı diye yiyoruz. Kerem bir hata yapıyor veya gol sevincini aşırıya kaçırıyor. Yiyoruz. Marcao'yu hemen yemiyoruz mesela. Ama Taylan'ı hemen yiyoruz. Neden abi, neden? Bak, Marcao'yu silemedik yani. Doğru mu? Takımın en değerli oyuncusu diye. Yalan ya. Takımın en değerli oyuncularından Marcao büyük hata yaptı. Yemiyoruz. Destek verelim diyoruz. Ama Taylan'ı hemen yiyoruz abi. Taylan geçen sene çok iyi oynadı ya. Hatta bir ara hoca kesti, Galatasaray orta sahada yokları oynadı Etobo ile beraber. Etobo'nun evet. İki gömlek üstüne oynadı bize Taylan. Neden sabrımız yok? Muslera'ya sabrımız var. İşte Marka'ya sabrımız var. X oyuncuya sabrımız var. Taylan'a yok. Yok abi. Luyendama'ya var. Ya bunların hepsi Galatasaray formasını giyen kaliteli oyuncular. Taylan'a da senin dediğine %100 katılıyorum. Sabretmek gerekiyor. Taylan geçen sene kimsenin beklemediği bir performans ortaya koydu. Yine de o günleri yaşatacaktır. İnanıyoruz, bekliyoruz en azından. Taylan'dan bunu bekliyoruz. Bize gösterdikleri itibariyle. Ama biraz senin dediğin gibi eleştirmek kolay geliyor. Kenara atmak kolay geliyor. Performansı biraz aşağı düştüğünde sakatlıklar yaşadıktan sonra dönüşleri kolay olmadığında futbolcuların bizim herhalde Türk insanımızın, Türk halkının en kolay yaptığı şey eleştirmek, yerden yere vurmak. Biraz sabretmek lazım. Taylan gerçekten önemli bir karakter, önemli bir futbolcu. Yetenekleri itibariyle de neler yapabileceğini bizlere gösterdi. Muhtemelen bir ay içerisinde Taylan'da eski performansına dönecektir. İnşallah hem Taylan'ın hem de diğer Galatasaraylı futbolcuların herhangi bir sakatlık yaşamadan ligde devam etmelerini dileyelim. Hep beraber oynayacakları yeni bir kadro. 10 tane transferden bahsediyoruz. Yaş grubu 23-24. Bunlar kolay işler değil. Birbirlerine alışacaklar. Hocanın istediklerini karşılamaya çalışacaklar. En başından beri söylüyorum. Ekim ayının ortasına kadar bu sabır düzeyini yukarı çekmemiz gerekiyor. Tayland'da bunların içinde olacak inşallah. Akif Devri, Tayland'ı ben hata yapmadan önce de yeterli bulunuyordum demiş. Sonrasında Mustafa Çiçek, ya Tayland'da bir sıkıntı yok. Herkes mi akıl tutulması yaşıyor demiş. Orijinal yeri 10 numara olan bir Taylan'dan güzel verim aldık ama burası Galatasaray vasata alışmamalıyız demiş. Şimdi Mert Gündoğdu vasat bir oyuncu değil. Biz vasata alışmadık. Ya vasatın üzerinde oynadı ve geçen yıl iyiydi ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şimdi bilemiyorum. Taylan'a vasat bir oyuncu derken Taylan'ı kimlerle karşılaştırdığınız önemli. Galatasaray Taylan'ı transfer ettiğinde Taylan'dan beklentileriyle geçen sene Taylan'ın Galatasaray'a verdiklerini karşılaştıracağız. Erdal Şirin, Nelson yerine 6 numara olsaydı daha mantıklı değil miydi demiş. Marka az daha gidiyordu.
Luyendama daha çok düşünülüyordu. Luyendama'ya da istenilen teklifler gelmedi. Yani Luyendama en başından beri 5'i görse de gidecekti. Ama Marka ve Kerem olayından sonra özellikle Napoli tarafı Galatasaray'ın istediği rakam verseydi Marka ve gidiyor. Onun üzerine çıksaydı 12 falan olsaydı Marka ve gidecekti sevgili izleyenlerimiz. Evet. Atilla Aytaç hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin bu yılki transfer politikasını çok beğendim. Gençleşmeye yönelik uzun vadeli bir plan var iki takımda da demiş. Olmaz ya, biz şunu demedik mi yıllardır Yavuz abi? Scout transfer olsun. Genç oyuncular gelsin. Biz Fatih Hoca da bunu söyledi. Geçmişine değil geleceğe yatırım yapacağız demişti. Nitekim öyle oldu. Bunu istedik. Sadece aslında burada problem 6 numaraydı. Ah, bir 6 numarayı da net bir şekilde olsaydı. Bakın net. Bak net bir şekilde yapsaydık bugün bunları konuşmayacaktık. Tabii ki şu anda bambaşka bir şey konuşurduk. Ama karaları bağlamamak lazım. Burası ya aslında... bazı taraftarlarımız gerçekten karaları bağladı. Dün de gerçekten iyi bir linç yedim. Ya bir sabretmememiz lazım. Sosyal medyada oluyor. Oluyor tabii, bunlara sorun yok. Beni eleştirebilirsiniz, mesele yok. Ama ben anti parantez, biz tabii o günleri görmedik, yaşamadık ama benim ailemden birebir kendi abimden dinlediklerim var. Galatasaray'ın 14 sene üst üste şampiyon olamadığı zamanlarda bu sosyal medya olsaydı vay haline yani, ne takım ne kulüp ne hoca ne futbolcu. Fenerbahçelilere ne yapalım? Kaç yıldan beri? Onların da işi zor. Vallahi billahi zor. Ömer Yıldırım, genç millilerin maçını izliyorum. Barış Alper Yılmaz maşallah diyorum. Ben çok umutluyum. Evet, kadrodaydı. Ben Barış Alper'den umutluyum. Neden umutluyum? O işi verdi. Bir de Fatih Hoca Barış Alper Yılmaz'da da şunu yapacak. Geçen yıl çok çabuk Kerem'i oyuna almamıştı. Yavaş yavaş aldı. Evet. Yavaş yavaş ilk 11'i aldı. Ve sonrasında Kerem şu anda ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu. Benim gözümde. Benim nazarımda. İyi de oynuyor. Maşallah var. Şöyle yapalım. Yine Barış Alper öyle olacak bence. Evet. Yavaş yavaş forma verecek. Ama inşallah Barış Alper de oyuna girdiği, süre aldığı dakikalarda görevini en iyi şekilde yaparsa Kerem'in bir örneği daha yaşanacak. Bu arada inşallah olmaz, inşallah bunlar yaşanmaz ama ben Emre Kılınç'a biraz daha forma şansı verilmesinden yanayım. Veya ters mantıkta Emre'nin biraz daha performansını yukarı çıkarmasından yanayım ki hoca ona formayı versin. Emre Kılınç'ı unutmayalım, Emre Kılınç değerli bir transferdir, değerli bir oyuncudur Galatasaray için. İnşallah beraber hem Barış Alper'i Kerem'i konuşurken bu güzel dakikaların içine, güzel anların içine, güzel maçların içine Emre Kılınç'ları da dahil ederiz. Levent Dörtyol, Taylan'a yapılan algılar özellikle Şenol Güneş tarafından bence taraftarda karşılık bulmuş. İlk hatada idam kararı verildi demiş. Sonrasında Şenol Güneş konusuna ben hiç girmeyeyim. Evet. Aman abi, ben de girmek istemiyorum. Çok doluyum. Abi adam direkt bana var ya, mahkeme falan açar yani. Hiç girmeyelim o konuya. O konuda müzdaribim yani. Ruşen Alkan, Güney Sentürk önümüzdeki 5 yıl içinde 3-4 kere lig şampiyonluğu mu yoksa 100 milyon euroluk satışı mı ne dersin? İkisini de derim yani. İkisini de derim. Mert, peki Mustafa gitseydi 3 kulvarı Halil ve Cagne ile götürecektik. Yeterli olacak mıydı sizce? Bu da bir plan yetersizliği değil midir? Bence hayırlısı oldu. Mustafa gitmedi. Fatih Hoca oynatır inşallah demiş ama Fatih Hoca şunu yaptı. Yani Mustafa Muhammed gitsin dedi. Bence geri gelmesi sıkıntı olabilir. Yani Mustafa Muhammed'in psikolojisini düşünmek istemiyorum şu anda. Umarım benim aklımdan geçenler olmaz. Ya Mustafa Muhammed transferinde o çok ani gelişti zaten 2-3 gün içerisinde. Fransa tarafından haberler çıkmaya başladı ve 48 saat sonra zaten Mustafa Muhammed gidiyor oldu bir anda. Ben bir hafta önce bunun söyledim. Bunun çok çok enteresan işler var. Yazılanlar, söylenenler, okuduklarımız Mustafa Muhammed özelinde çok farklı detaylar var. Ama hali hazırda Mustafa Muhammed Galatasaray futbolcusudur. İnşallah hoca da birebir
görüşmeleri, ondan beklentilerini iyi bir şekilde aktarırsa Mustafa Mehmet yeniden Galatasaray'a katkı sağlayacaktır. Bekir Kılıçarslan, bu sezon iyi transferler yaptık. Zamanında biz de isim oyuncular getirdik ama sonuç olumlu olmadı demiş. Evet. Zayt Sef 1905, Mustafa Muhammed kendini bize ait hissetmiyor artık demiş. Metin Çelik, zaten 3-4 şampiyonlukta 100 milyon kazanılır demiş. Metin bir şey, kombinlemiş oyuncu. Bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş çok iyi transferler yaptı mı? Bence yaptı. Yap. Doğruya doğruya. Bak, Pjanic. Sonra bizim sozuk. Batshuayi. Alex Teixeira, yani 2 yıldan beri oynamasa da sonuç itibariyle iyi transfer mi? Yani 3 tanesini saydım işte. Ama 1 Şampiyonlar Ligi gelirini kullandı. 2 Şampiyonlar Ligi kozunu kullandı. Bunu böyle kabul edelim. Sonuçta başka bir seviye. Kubilay, Anolt'a bayıldım ama bizim bekler böyle rakip ceza sahasında oldukça 6 numara kim olursa olsun zorlanacak demiş. Mücahit Çener ısrarla yazıyor. Bir gece ansızın 82 Lizbon'u yazıyor ısrarla. Cemal Bostancı yazmış ki Emrah Baba Alanya'da. Abi 6 numara Ufa için Alparslan oynasa nasıl olunur? Abi niye diye? Alparslan'ın niye gerek var? Macera ya. Yok yok, Alparslan'ın Elazığ'da bir libero performansı var. Ama daha sonrasında stopere evriliyor. Denenebilir mi? Denenebilir. Hoca görmek isteyecektir. Hatta bunu belki antrenmanlarda da deniyordur görmek adına. Ama yani Alparslan da bu yara kapanacak gibi durmuyor. Galatasaray 6 numara lazım. Pembe Oyun demiş ki siz hala neyi konuşuyorsunuz? Yapamadık işte transferi demiş. Biz transfer konuşuyoruz. Pembe Oyun. Dinlemek istersen buradayız. Dinlemek istemiyorsan saygı duyarız. Transfer Galatasaray'da bitmedi. Bir tane orta saha bekliyorum. Kaleci beklemiyorum. Bir tane orta saha bekliyorum. Ömer Kaya, Beşiktaş Ligi 4. bitirecek. Rezil olacaklar demiş. Marka Dos olur mu? Defansif orta saha. Gerek var mı? Yok. Bence gerek yok. Yani Marka'nın defansif orta saha olduğu senaryoda Muslera 4 tane şey bek artı Marka yazdığın zaman zaten 6 yabancıyı dolduruyorsun. Özgür Kaya, Melo'yu alırım, genç kadroyu toparlar demiş. Bunu ben yazdığımda yine bazı arkadaşlarımız evet dedi. Dün Twitter'a yazdım. Bazı arkadaşlarımız yine de beni linç dedi. Saygı duyarım. Ama bir ara, hiçbir şey yapamıyorsan yapamıyorsan bunu getirebilirdim mesela. Dün akşam itibariyle getirebilirdim. Ben Melo'nun hala Türkiye liglerinde üst düzey performans sağlayacağını düşünüyorum. Ama UEFA listesi verildiği için artık öyle bir şey düşünmüyorum. Melo'nun eşi de bu arada yazdı sosyal medyadan. İnsanların muhtemelen Galatasaray taraftarların Melo'ya sürekli bir mesaj akını oldu. Eşi de ona cevaben yazdı, öyle düşünüyorum. Ama tabii geçmiş şu anda. 5 günümüz var ve Türkiye ligleri için transfer yapılacak. Bedir Yıldırım, abi Pjanic bizi bozdu demiş. Aslında dünkü tepkinin Pjanic olduğunu düşünüyorum ben. Beşiktaş Pjanic aldı. Fenerbahçe son gün transferleri yaptı. Biz yapamadık. Bence tepkinin böyle, asıl sebebi bu. Ben böyle düşünenlerle ilgili hayatımın hiçbir döneminde bu düşünceye kapılmayacağım. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın geçmişte de neler yaptığını birebir canlı şahidiyim. Yaşadım, gördüm. Hiçbir zaman unutamayacağım şeyler yaşadım. Hiçbir zaman unutamayacağım futbolcuları canlı izledim. Bu Beşiktaş özelinde diye söylemiyorum. Benim için Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hiç fark etmiyor. Bir başkasının yapmış olduğu transfer üzerinden ne takımımı ne teknik eğitimi eleştirmem. Hakan Sarıgöl, like atalım, abone olalım demiş. Like bizim için çok önemli. Like atalım ve abone olalım. Şunu da yorumlayalım gidelim. 60 milyon euroluk adam aldılar demiş Rittik. Ya abi bundan 2 sene önce bizim orta sahamızı sayalım. Hep bunu söylüyorlar gerçi de. Lemina, Seri,
Ntozi. Şu an bu transfer, bak şu an bu transferler bu sene olsa ha, var ya havai fişekler tekrar atılıyordu. O sezonu hatırlıyorum. O, ama ne o, oldu? O bizim de orta sahamız öyleydi. Bütün sosyal medya Galatasaray'ın ligi Nisan'da bitireceğinle ilgili yazılar yazıyordu. Ha işte. Olmayınca olmuyor. Boş ver. Tamam. Olan oldu. Ya, biz destek vereceğiz arkadaşlar. Destek vereceğiz. Eleştirmemiz gereken yerde eleştireceğim. Bunu tekrar söylüyorum. Tabii ki. Bakın. Ben Fatih Terim'i seviyorum ve bu takımda kalması gerektiğini an itibariyle düşünüyorum. Ama eleştirmem gerekiyorsa eleştiririm. Beni mutlaka burada tanıyan arkadaşlarımız vardır. Yeni tanıyan arkadaşlarımız vardır. Abone olup yeni abone olmuştur. Zaman içerisinde yayınlarımı izleyince beni daha iyi tanıyacaksınız. Sabırlı olun. Bekleyin. Bakalım zaman bize neyi gösterecek. Önümüzde biraz daha transfer için süre var. Evet, UEFA'ya yazamıyoruz. Ama bizim için lig de önemli. Ligde şampiyon olamadıktan sonra ne UEFA var ne Şampiyonlar Ligi var. Lig de önemli. Aynen. Lig için neden transfer yapılmasın Yavuz abi? o bambaşka bir şey. Lig için tabii ki transfer yapılır. Ama insanların algısı çok UEFA. Biz bir de UEFA gruplarında Şampiyonlar Ligi grubu çektiğimiz için biraz da herhalde orada biraz algı farklılaştı. Ama insanların aksine Galatasaray takımı genlerindeki duyguyu hissettiği zaman, bu genç kadronun hocanın isteklerini sahaya yansıttığı zaman ne UEFA ne lig hiç 1.90 dakika birbirinden farklı olmaz. İnşallah bence güzel maçlarda olacaktır UEFA'da. Günay Bey, Dieng olur mu sizce? An itibariyle zor. Hüseyin Gözet hiç yazılmıyor. Hüseyin Gözet, Muslera 10 yıldır bizde yanına kaleci alamadık. Fernando gittiği günden beri 6 numara alamadık. Biz kimi eleştirelim? Bu yıl baskı çok fazla yüksek olacak demiş. Bence güzel bir transfer dönemi geçirdik. Taylan'a da ben güveniyorum. 6 numarayı dolduracaktır demiş Yasin Çelik. Ve sonrasında Doğuşcan Uyanık Tolisso haberleri doğru mu? Çok zannetmiyorum. Ozan Sertkaya, Abu Yefa için de sadece bir orta saha alacaktık. 6-7 transfer yapmayacaktık. Bir orta saha eksikliği bizi, UEFA da bizi kötü duruma düşürmez bence demiş. Ve sevgili dostlar, yayınımızı sonlandırıyoruz. Ben Yavuz abiye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben teşekkür ederim kardeşim. Yine beni kırmadın, geldin. Çok teşekkür ederim. Yönetim güzel transferler yaptı ama puzzle'ı maalesef tamamlayamadı demiş Karabel abi 95. Galatasaray transfer dönemini nasıl geçirdi diye sorduğunda ankette 596 kişi oy kullanmış. İyi diyen %66, kötü diyen %34. Bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Oy kullanan 596 kişi bu yayına da bir like atsaydı hala da atabilirler. Evet. Like'ların da bizim için önemli olduğunu tekrar ben de hatırlatayım. Bu bizim için önemli. Evet, oldukça önemli. Bizi dinleyenler, izleyenler için teşekkür ederiz. İnşallah enseyi karartmamak lazım. Kötü düşünmemek lazım. Burası Galatasaray, transfer dönemi daha bitmedi. Galatasaray'da transfer bitti demeden Galatasaray'da transfer bitmez. Çok az zamanımız kaldı ama hem ligde hem UEFA'da devam edecek bir kadroyu kurduk, kuracağız. Biraz daha sabırlı olmak lazım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir misafirimiz var orada. Gördüm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Son anda, bye bye. Son anda geldi. Görüşmek like üzere. Atmayı, iyi akşamlar. Hadi bye bye.